Ben numara altına, altına şirketin alınma şirketini yönetip tutuyoruz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Kapat bakalım değil mi? Daha 35-36 yıl bir an işe uğraşıyoruz. Bu iş bize babadan, babalarımıza da onların dedesinden kalan meslek olduğu için biz 3 kuşaktır. Nötrü kesiyor da ondan oluyordu. Benim babamın dedesi. Nötrü kesiyor. Tamam. Dolayısıyla biz üçüncü bir şok olarak. Tamam ayarlayalım. Dededen aç, ve babadan almış olduğumuz. Onun yerini değiştiriyorum. Bana bakmaya çalışıyoruz. Benim kendimde şahsen 34-35 senedir bu işle uğraşıyorum. Kabak tatlısının yapılış hakkında bilgi verebilir misiniz? Kabak tatlısı bizim mesela aklımıza özel, aklımızın meşhur tatlıları arasında değil. Kabak tatlısı bütün Türkiye'de yapılan, sevilen özel bir tatlı. Özellikle tabağın yetiştirildiği yerler arasında il olarak düşünecek olursanız Adapazarı'nın meşhurdur. Adapazarı'nda bu tabakla ilgili tabak tatlısı, tabaklı ürünler, tabaklı lokumlar, tabaklı yemek çeşitleri, çorbasına kadar yapıyorlar. Çoğu vatandaşımız biliyordur mutlaka. Ama biz de Afyon'un meşhur kaymayla birlikte kabak tatlısı sunulduğu için, ikram edildiği için kabak tatlısı da Afyon'da yenisel olduğu için, hafif olduğu için ekmek kararımızın bize, Afyon'umuza mahsus olan tatlının yanında kabak tatlısı da tabii ki hem müşteriler tarafından hem de meraklısı tarafından soruluyor. Biz de bunu çeşit olarak özellikle Ramazan aylarında ve mevsimine göre kabak soğuk havaların tatlısı, özellikle üzerine kırağı dediğimiz bu toprağın ve ürünün üzerinin böyle kırağının düşmesiyle, soğuğun durmasıyla yapılan bir zamanı var. O yapıldıktan sonra, toplandıktan sonra kabak, kış aylarında özellikle biraz daha hem tadı olsun hem ürünün çıkması açısından kış aylarının bir tatlısı, kabak tatlısı. Biz de genelde kış aylarında yapıyoruz bunu. Çeşitli çalıştığımız toptancı arkadaşlarımız var. Onlardan almış olduğumuz, toptancısından almış olduğumuz ürünler gelir. Burada ustamız tarafından yapılan. Gelen kabakları biz seçeriz. Seçil olarak yediririz. Özel kabaklar yedir. Bunları biz ilk önce kesilir, dilimlenir. İçine çekirdeği ayıklanır. Ve biz bunu fırında yapıyoruz özellikle. Bir gün önceden kabakların üzeri şekerleri, toz şeker dökülerek bekletilir. Daha sonra fırına verilir. Fırına verdikten sonra çıkan kabakları da şerbetle beraber tekrar kaynatarak pişiririz. Kabağın yapılması bu şekilde kabak tatlısı. Peki kabak tatlımız nelerle bitirir? Kabak tatlısı Afyon'dan, Afyon'un meşhuru simgesi haline gelen süt kaymağı, manda kaymağı ile güzel olur. Bunun yanında tabii ki müşterinin isteğine göre beğenen beğenmeyen olduğuna göre üzerine tahin, sıcak tahin dökülerek de yenilir. Cevizle, fındıkla yenilir. Üzerine mutlaka onlar konuluyor. Hindistan cevizi isteyen müşterilerimiz oluyor. Bunun yanında tabii ki pekmez dökenler bile var yani. Şerbetle kaynatılan bu tatlının üzerine pekmez döküp yiyen müşterilerimiz bile var. Yani bu müşterinin isteğine göre, ağız tadına göre yenilen. İlla ki üzerinde bir şey olacak da değil. Mesela sade yiyen müşterilerimiz de var şerbetle yapıldığı için. İsteğe göre yapılıyor. Ama genelde kaymakla veya tayinle isteyen müşterimiz bir ayrı fazla. Bildiğime göre lokumculuk yapıyorsunuz. Günde kaç paket üretim oluyor? Biz imalatçı bir firmayız. İşin durumuna göre, müşterinin isteğine göre yeri geliyor. Günlük 1,5-2 ton lokum değiştiriyor. Yeri geliyor 300-400 kilo da lokum çıkıyor. Hareketliliğe göre, müşterinin talebine göre imalat yapıyoruz. Ama genelde ortalama sorarsan 1 ton, 1,5 ton günlük imalatımız var.